Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sıfırdan başarı hikayesi için sıfırdan ona tarih kitabımızla alakalı gelen yorumları cevaplayacağım. Ve bugün sizlere sıfırdan ona tarih kitabını nasıl daha verimli kullanabiliriz? Tarih yazılarımızda nasıl yüksek notlar alabiliriz? Bununla alakalı bazı tiyolar vereceğim. İsterseniz gelin öncelikle sizlerden gelen yorumlara bakalım. Songül Derin demiş ki, hocam tarih birinci yazılım düşük. ikinci yazılımı nasıl düzeltirim? Ne olur video gelsin demiş. Ee, yine bu 56 ben de tarihte zorlanıyorum. Kitap önerebilir misiniz demiş. Sasuke'de e, tarih tersine başarı nasıl gelebilir demiş. Arkadaşlar sizlerin yorumları bizler için çok çok değerli. Öncelikle tarih terse başarı elde etmeniz için genel bir taktik görüyorum. Yani ister sıfır donanı tarih kitabından çalışırsınız. ister başka bir konu kitaptan çalışırsınız. Fark etmez. Sizlere tarih derse başarı olmanız için yöntemi söylüyorum. Birincisi arkadaşlar okulda okulda Hocamız birincisi hoca ve H hey yazıyorum. Birincisi hocamızın öğrettiği, öğretmenimizin gösterdiği konular çok çok önemli. Yani orada sınavda neler vurgulayacaksa, sınavlarda neleri soracaksa mutlaka hoca derste sesini yükselterek buraya dikkat edin diyerek vurgular size. Dolayısıyla eğer dersi derste öğrendiyseniz muhtemelen başka herhangi bir kaynaktan konu anlatımı çalışmanıza gerek kalmaz. Sadece soru çözmeniz yeterli olur. Ama burada eğer dersi kaçırdıysanız ya da hoca yazdırmadan ilerliyorsa ya da sizler konuyu dinlerken, hocayı dinlerken ister istemez e, bazen yetiştiremediyseniz, sınıftaki çalışkan arkadaşlarınızla sizlere notları paylaşmıyorsa bu durumda arkadaşlar esasında kazanımlar bellidir. Yani Milletin Bakanlığı kazanımlarında net bir şekilde tarih dersinde nelerin sorulacağı bellidir. Biz mesela kitaplarımızda sizlere konuları gösterirken bakın mesela değerler eğitimine değer veriyoruz. Çıkabilecek kavramlara yer veririz. Ardından da Burada çıkabilecek kavram mesela bu kazanımlarda bu gösterilir. Ama bunun sıralamasıyla alakalı hoca size Sırp Sındığı Savaşı 1364'te mi oldu diye soru soramaz. Bunu sadece böyle bir kuruluş önemi gelişme olarak verir. Sonrasında size buradaki kazanımlara uygun bilgileri sorgulatır. Şimdi sizler ister konu anlatımlı kitaplardan, ister hocanızın notlarından, isterseniz arkadaşınızın notlarından konulara çalıştıktan sonra mutlaka mutlaka buradaki konularla alakalı Hoca bana ne sorar demeniz gerekir. Yani bu hoca bize neyi sorabilir? Burada ben mesela hani hoca demişti ya buraya dikkat edin. Oralar hocanın soracağı yerlerde ama siz orayı bilmiyorsunuz. Hocanın sınavda ne çıkaracağını bilmiyorsunuz. Bu durumda kendinize şunu soracaksınız. Ben öğretmen olsam, ben hoca olsam öğrencilere neyi sorardım? O şekilde ilerleyerek ya burayı sormazdım mesela. veya da bu savaşın tarihini sormazdım. veya da burada işte nedenini sorardım, sonucunu sorardım diyebilirsiniz. Burada milletim Bakanlığı yeni bir yöntem deniyor. Eskiden biliyorsunuz ki olaylar kronolojik ilerliyordu. Hani Belki 8. sınıftan hatırlarsın işte. Birinci Nönü Savaşı, ikinci Nönü Savaşı, Kütahya Eskişehir Savaşları, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Teşkisi böyle her şey birbiri ardına ilerlediği yöntemle gösteriliyordu. Öğrenciler de bunu ezberlemek durumunda kalıyorlar diye ezberi azaltmak için böyle bir kafa karışıklığı yapmaya başladılar tarih derslerinde. Böyle hani ezber göstermiyoruz diye bir oradan bir oradan böyle ...Allah kafan karışıyor ne oluyor diyorsun hani. Osman Gazi anlat Osman Gazi'ye alakalı her şeyi ver bitir geç öyle olmuyor. Osman Gazi anlatıyor sonra Osman Gazi zamanında yapılan bazı... Ee, gelişmeleri mesela askerlikle alakalı şeyler ileride veriyor. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey şu arkadaşlar net söylüyorum. Birincisi ve en önemlisi konu özetlerini tekrar ederek hoca bana burada ne sorar demeniz gerekiyor. Yazılı provalarını izlemeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda da kendiniz duvarlarınıza e, özel kendi astığınız posterler olabilir ya da bizim akıl haritalarımız olabilir. Bunları asmanız gerekiyor. Yani şöyle ki. Adeta sınavdan önce kopya hazırlamanız gerekiyor. Nasıl yani hocam kopya mı çekeceğiz? Hayır kopya çekmeyeceksiniz. Büyük bir kağıda Sınavda çıkabilecek bilgileri yazacaksınız böyle duvarlarınıza. Bunları yazdıktan sonra da onlara bakarak şura sizin masanız olduğunu düşünün mesela. Şurada sandalyeniz. Onlara bakarak, o bilgilere bakarak sorular çözmeye çalışacaksınız. Yani sınava girmeden önce size büyük bir kağıtla kope çekmenize izin vereceklermiş gibi notlar çek hazırlıyorsunuz. O notları duvarınıza asıyorsunuz. O notları hazırlarken de ya hoca bana buradan neyi sorar? Buradan bana neyi sorar şeklinde ilerliyorsunuz. Muhtemelen insanoğlu hep benzer şeyleri sorar. Yani eğer hocanız çok aşırı zor sormuyorsa yani böyle birinci Murat'ın ayakkabı numarasını yazınız demeyeceğini biliyorsan o zaman burada Osman Gazi döneminde yapılanlar nelerdir? Orhan Gazi döneminde yapılan nelerdir diye kendin böyle empati kurduğunda Bunları zaten yazarsın o büyük kağıda. O büyük kağıda bakarak da sorular çözersin. Bu kitaplardan ya da başka kitaplardan. Ardından da harika bir şekilde başarıya ulaşırsın. Peki hocam o kopya kağıdın olacak. Onu tabii ki götürmeyeceksin sınavda yanında. O sana huzur verecek. Ben her şeyi not çıkardım. duvara astım diye huzur verecek. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Bizler kitaplarımızda tabii ki konuları küçük küçük lokmalara bölüp hemen konu alakalı sorular veriyoruz. Yani konu soru şeklinde ilerliyoruz ve soruların yanlış yapılması durumunda da kare kodlarda soruların çözümünü uzman öğretmenlerle sizlere sunuyoruz. E, bu kitabı açıklamadaki Tonguç Mağazalinkinden ya da size en yakın Tonguç Hapçılarından alışabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızda başarı arkadaşlar. Kitabın hikayesini anlatmamıza gerek kalmadı. Çünkü zaten başarının hikayesini anlatmaya çalıştık. Hadi bakalım görüşmek üzere.